Dostlar, hoş geldiniz. Ruby serimizin 40. bölümüne ulaştık ama kafaları karıştıran bir hareket yaptım ben pek düşünmeden. Geçtiğimiz günlerde bir shorts videosu atmıştım her güzel şeyin sonu başlığıyla. Birçok arkadaş oyunu bıraktığımı zannetmiş ama hayır, oyunu bırakmadım. Yaptığımız şey şu: savaşçının fişini yavaş yavaş çekeceğiz. Buradaki biriktirdiğimiz parayla ve işte bu savaşçının itemlerini satarak çıkaracağımız parayla yeni bir büyülü silah karaktere geçip daha sonrasında onunla devam edeceğiz. Ben sizi daha fazla tutmayayım, videoya başlayalım. İyi seyirler. Epeydir bağış yaparak en sonunda 21 seviyeye ulaştırdığımız loncamızda artık element atabileceğiz. Şimdilik sadece artı 3 atabileceğiz ama ilerleyen zamanlarda lonca level atladıkça ekleme, silme, işte ıvır zıvır onların hepsi açılıyor seviyesi yükseldikçe. Şu anda 951 puanımız var. Şöyle bir siftah yapalım. Kendi silahımız 30 level'da oyuna ilk başladığım zaman da aldığım KDP lazım oldu. Buna bir ateş atmamız lazım. Ben de ilk defa atacağım sizle birlikte. İlk siftahı birlikte yapalım şöyle. Ne oluyoruz buradan? Ateşin yazısı 300 madalyaya, günlük limitimiz 1000'miş. Tamam. Bunları böyle böyle öğreneceğiz işte. Bakalım ne oluyor? Bunun üstüne atıyoruz. Ha, pencereyi kapatmak gerekiyor, anladım. Evet, ilki başarısız. Şaşırtmadı. İki tane alalım şöyle. Artı 3 atacağız zaten. Yetersiz yank dedi. Hayda. Hemen geliyorum ben. Önce deposundan çektik parayı. Şöyle bir atalım bakalım. Başarılı. Kaç geldi? 4 geldi. İyi. Fena değil. Direkt 4 gelmesi de tatlı galiba. Şöyle bir tekrar atalım. Yine başarılı. Güzel. 12'ye çıktı. Sen ne diyorsun ya? Ulan keşke başka bir şey deneseymişiz. Bak şu şansı görüyor musun? Neyse, iyidir. TTR'si 8 geldi. Şimdi buna 3.'yü atacağız. 3.'yü şamandan atayım ben. Evet, ekranı ve görüntüyü şamana verdim. Şöyle bir bakalım. Bunun kaç madalyası varmış? 656. Tamam. Bir tane aldık. Pencereyi kapatalım. Hadi oğlum. Zorlamadan, elimizdekileri daha fazla buna ziyan etmeden, yani buna ziyan olarak görebilirsiniz. Ben de aslında öyle görüyorum da lazım yani. Kullanacağız. Maalesef ilki başarısız. Pazardan almaktansa hem şu malzemeleri bir deneyelim, nasıl atılıyormuş öğrenelim, hem de kendi işimizi kendimiz görelim diye atıyoruz işte. Bu da başarısız oldu. Hadi bakalım. Artı 3 biraz yoracak galiba. Puanımız bitti mi? Aynen, bitti. Yan karaktere geçip geliyorum ben. Hemen geçtik yan karaktere. Hadi bakalım, artık şunu bir artı 3 yapalım da bu iş bitsin ya. Yormasın bizi daha fazla. Yine başarısız dedi. Maalesef. Bu karakter de son atışımız. Bu sefer de yank dedi ya. Dur bakayım, hemen alayım kenardan. Hadi abicim. Hadi abicim. Güzel. Artı 3. 18 geldi. Abi gerçekten inanılmaz ya. Ama şöyle düşünelim, pozitif düşünelim. Demek ki şanslıyız bu konuda. Hani ileride başka bir şey atarsak iyi getirme şansımız var. Aynen. 18'i gördük. Hayırlı olsun. Güle güle kullanalım. STR'si de güzel oldu bu arada. Bayağı güzel oldu. Silah güzel oldu. Ortalaması düşük olsa da idare edebilecek, işimizi görebilecek bir silah oldu. Etkinlik çarımızın deposunda uzun süredir bekleyen şöyle bir 60 level'lık kaskımız var. Korku maskesi. Buna bir ateş getirmemiz lazım. 10-15 artı ne gelirse. Şöyle bir şansımızı deneyelim. Başka bir şey gelirse, satılacak bir şey gelirse o da işimize gelir. 15 rüzgar, yanında şeytan yok. Geçiyorum. 20 şeytan, yanında maalesef savunma yok. Yani element direnci yok. 23-20 gelmiş bir de ya. Geçiyoruz mecburen. 15 büyü gördüm. Maalesef bunu da geçiyoruz. 10 şeytan, 4 ateş. Maalesef. Evet, yine çöp bir efsun geliyor. Yine çöp. Bunu da geç. Ateş 6. Zarar ettirdin ama sen bana ya. Gerçekten bana zarar ettirdin yani. Biz en iyisi gidelim bunu hazır alalım. Bunu da pazara atalım. Vallahi bak, ben kayda girmeden önce de biraz Efsun atmıştım. Şu an zarar ettirdi bana. İteme son bir şans verdim. İki tane daha atacağız. 10 şimşek, yanında yine bir şey yok. Tekrar atıyorum. Abi gene çöp geldi. 10 ateş geldi. 10-15 gelse iyi olur dedik ama keşke 15 gelseydi. Neyse, bunu kullanalım, deneyelim. Eğer çarımız dayanmazsa 3. katta çarları kasmaya başlayacağız. 75 level'a katakomb için. İnşallah dayanmazsa eğer bir şekilde destekleyip dayandırmaya çalışırız artık. Evet dostlar, yine elimizde biriken korları üste attığımız bir kısma geldik. Şöyle kısaca bir özet geçeceğim. Ben bütün ameliyeyi yaptım. Size özet geçeyim. Elimizde kaç karakterimiz var? Hemen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakterimiz var. Kor yapıp ufak tefek biriktirdiğimiz. Toplam kor sayılarını vereceğim size. 357 tane normal, yani tık tık koru. 513 tane de İşlenmemiş kor açtık. Bunları ben endere attım. Elimizdeki toplam ender sayılarını söylüyorum size. 24 tane elmas, 25 tane yakut, 24 tane yeşim, 25 tane safir, 25 tane grana ve 21 tane de ender onyx'imiz var. Bu saydıklarımın hepsi onyx.
pardon, bu saydıklarımızın hepsi Ender kategorisinde şu an. Bunları birlikte yukarı atacağız tek tek. Karakterleri ben hazırladım. Birlikte Ender'den yukarı gideceğiz. Hadi bakalım. Anartu ile başladık. Elması yaktık. Onyx bunda yokmuş. Grena yok. Safir. Hemen şöyle deneyelim. Bir tane aldık. Yeşim deneme şansımız yok. Yakut'ta bir tane deneme şansımız var. Onu da geçirdik. Güzel. Hemen yan karaktere geçelim. Devam edelim. Şamanımıza girdik. Bakalım bunda ne varmış. Hemen yukarı atalım. Ender klasmanında bir tane yakutumuz var. Onu en son atarız. Başka bir şansımız var mı? Safir varmış. Safir atalım. Sonra yakutu atarız. Safir geçti. Muhtemelen yakut yanacak. Vurdum. Evet. Keşke önce yakutu vursaydık. Hemen diğer karaktere geçiyorum. Geldik etkinlik karakterimize. Hemen bunlardakileri de atalım. Şöyle bakıyorum. Ender sınıfında. Onyx yok. Grena'yı üste vuralım. Bir tane aldık. Safir vurduk. Maalesef yandı. Yeşim'de deneme şansımız varmış. Bir tane de yeşim aldık. Yakut'ta bir şansımız var. Deniyorum. Yakut'u da geçirdik. Gayet güzel. Hemen diğer karaktere geçelim. Bir sonraki karaktere geçtim. Hemen bundan da atmaya başlayalım. Onyx'ten başladık. 1'de 1. Grena 2'de 2. Maalesef 3'te 2 oldu. Şöyle devam edelim safirlerden. Safir'in ilki yandı. 2. İkincisi de yandı. 3. Üçüncüyü geçirdik. Yeşim'den devam ediyoruz. Vur abi. Bu karakter çok yakacak belli oldu. Bu arada az önce görevi alıp ışınlanan muhtemelen bottu. ETP botlarını gözüme çarpmaya başladı bu aralar. Bir tane elmas geçirdik. İkincisi yandı. Ama bir tane daha geçirdik. Geldik yakutlara, enderleri. Güzel. Birinciyi aldık. İkinciyi de alırsak çok tatlı olur. Maalesef alamadık. Hemen şöyle bir kontrol edeyim. Unuttuğumuz var mı? Yok. Tamam. Aktarayım hemen. Ondan sonra bir sonraki karaktere geçeceğiz. Evet, sıramıza geldik. Bunda bayağı bir kor açmıştık. Şöyle bir bakalım. Ne alemdeyiz? 12'den başlayalım. İlkini geçirdi. İkinciyi yaktı. Şuradan vuralım bakalım. Bir tane de safir aldık. Yeşim'den ilki yandı. İkinci geçer mi? Geçti. Güzel. Yakut'tan iki şansımız var. Önce elması vuralım. Elmas'tan bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Şimdi yakutları yakacak, anlaşıldı. Güzel, bir tane yakut geldi. Bir tane daha gelir mi? Maalesef gelmedi. Hemen devam edelim. Hızlı hızlı. Evet hocam, ninjamıza geçtik. Hemen ninjamızın da üstündeki malzemeleri üste atalım. Ender sınıfından 12'den başlıyorum. İlki yandı. İkincisi geçti. Tamam. Grena bir tane aldık. Safir. Safir'den de bir tane geldi. Yeşim'de deneme şansımız varmış. Bunu vurduk. Bu yandı. Yakut'ta iki deneme şansımız var. Elması vuruyorum. Elması yandı. Güzel. Yakut'tan versene bana iki tane. Bir tane verdin. Bir tane daha ver kardeşim. Hadi bakayım. Güzel. Çok temiz. Bir tane de buradan yakut geldi. Hemen aktarayım ben bunları. Sonra devam edelim. Evet. Nispeten yeni olan, 75 level'a yeni kastığımız ETP çarlarımızdan ilkine geçtik. Yani ilk ID'ye geçtik. Bunların daha önce altyapısı yoktu. Ne açtıysak onunla birlikte buraya kadar getirdik. Sıfır altyapıyla yaptık yani. Şöyle başlayalım. İlk 12'simizi aldık. İkinciyi yaktık. Şuradan hemen Grena ile devam edelim. İkinci Grena yandı. Pardon, ilki yandı. İkinci de yandı. Üçüncü de yandı. Belli ki şansımız kötü. Bu karakterde şansımız kötü. Kaç kere yaktık peş peşe? 1, 2, 3, 4, 5 kere peş peşe yaktık. O zaman ben bir yakut denemek istiyorum. Vur abi yakutu. Güzel, bir tane aldık. Bir tane daha var mı? Maalesef geçmedi. İnat ettim. Bunu da vuracağım. Güzel. İkinciyi de aldık. Tamam. Fena değil şimdilik. Şuradan Safir'e geçelim. Safir'den devam edelim. Oo, bayağı yakıyor bu karakter ya. Vay 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 vay. Valla. Yakut'u geçirdik ya. Safir'in yanması çok gözüme batmadı. O yüzden fazla zorlamayacağım. Geldik elmasa. Elması da yaktı. Yapma be. Bir tane verdi. Eyvallah. Tamam. Yakut'tan gönlümüzü aldın diyebiliriz. Şunları da aktarayım. Sonra son karaktere geçiriyoruz. Evet hocam. İkinci karakterimiz, yani ikinci ID'miz. Bunun da içindekiler 75'e kasılacak. Hemen şunları atalım üste. Ender sınıfından. Başladık bakalım. İlki geçti. İkinci yandı. Hadi oğlum. Son karakterde şöyle biraz kar ettir bize derken peş peşe yakması üzdü. Grena'yı da yakarak başladık. Bir tane aldık.
İkinci de yandı. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun böyle ya? Ver kardeşim. Vallahi üzdü. Bunların altyapısı yok diye mi böyle oldu? Ne oldu? Vur bakalım. Bir tane yeşim geldi. İkinci yandı. Bir tane daha ver. Maalesef vermedi. Yakut'tan Happy Top'u bir tane deneme şansımız var. O yüzden onu sona bırakacağım. Elmas'tan bir tane geldi. İkinciyi yaktı. Ver bir tane Yakut be. Ver be. Güzel verdi. Tamam. Eyvallah. Şimdi sonuncuyu da aktarayım. Sonra son bir kontrol edeyim. Unuttuğum var mı diye. En son kaç tane çıkartmışız bir bakalım. Aktarma işlerini bitirdim. Son hesabı size göstereyim. Toplamda kaç kor açmıştık? 850 kor mu yapıyor? 357. Bir saniye hemen hesaplayalım. Yanlış olmasın. 357 artı 513. Ne yaptı hocam? 870 kor yaptı. Aralarında tabii normal korlar da var, tıklık korları. Ama hepsini birlikte hesaplarsak 870 kor açtık. Karşılığında aldıklarımızı gösteriyorum size. 6 tane elmas. 9 tane yakut. Çok iyi çıkmış yakut bu arada. 4 tane yeşim. 7 tane safir. 5 tane grana ve 5 tane de onyx almışız. Pazar fiyatlarını pazara gidip baktığımız zaman yazarız. Ekranın köşesine ya da direkt orada kayda da girerim ben. Fena değil gibi gözüküyor. Sonra hesaba pazarda bakarız. Geldim pazar alanına. Sizinle beraber hemen fiyatlara bakalım. Buradan ne çıkarmışız? 870 kordan ne elde etmişiz? Kor yapmayı düşünen, işte ETP yapmayı düşünen arkadaşlara da bir fikir versin maksat. Ben fiyatları alırken Ruby sunucusunda çok fazla katakulli döndüğü için direkt 5. sayfaya tıklıyorum ve buradaki fiyatları esas alıyorum. Sonra bana niye yüksek aldım falan yazmayın. Şimdi ben kenara not almıştım zaten. Buradan göstereceğim sadece size. Elmasları 2.30'dan kabul ettik. Yakut'a geçiyorum. Yakut'un 5. sayfasında kabul ettiğimiz fiyat 4.64. Hemen pardon. Şuradan yeşime geçelim. Buradan 5. sayfaya tıklıyoruz. Bakıyoruz. 1.24 yazmışız. Hemen Safir'e bakalım hocam. Safir'de 88'em yazmışız. Ben kenardan bakıyorum, kopya çekiyorum. Grana'ya geçiyorum, hemen 5. sayfadayız. 90'em yazmışız. Onyx, son olarak Onyx'e bakalım. Onyx'e de 1.40 ya pardon 1.40 won yazmışız hocam. Yani 1.5 won yazmışız. Şimdi size toplam hesabı kenardan okuyayım. 6 elmas tanesi 2.39'dan 14.4 won. 9 yakut. Yakut çok güzel çıkmış. Hatta bizi kurtaran yakut olmuş. Tanesi 4.64'ten 41.4 won. 4 tane yeşim 1.24'ten 4.96 won. 7 tane safir 88M'den 6.16 won. 5 tane grana 90M'den 4.5 won. 5 tane onyx 1 won 40M'den 7 won ediyor. Topladığımız zaman hepsini 78.4 wonluk bir para kazanmışız. 870 tane kordan. Bunu böldüğümüz zaman kor sayısını, korların tanesi aşağı yukarı 11M'e denk gelmiş. Fena değil, gayet güzel hatta. Yakutlar bu kadar iyi çıkmasaymış ama buradan zarar ediyormuşuz. Galiba öyle gözüküyor. Elimizdeki şimdilik 78 wonluk, pardon 78.4 wonluk güzel bir kar. Pazardaki para durumunu da size göstereyim. Üstümüzde 82 won var. Bunun bir kısmını harcadık. Nereye harcadığımızı videonun ilerleyen kısımlarında gösteririm. Daha sonrasında pazarımızda 52 wonluk bir won satışı ve yaklaşık 4 wonluk da bir yang satışı var. Şunu bir üstümüze alalım hocam. Pazarımızı açtık. Fiyatları biraz şişirdim. Mahsus şişirdim. Belki sabah fiyatlar değişir. Birisinin kafası atar. Üste gitmeye karar verir falan. Oradan 3-5 ne koparırsak diye fiyatları yüksekten attım. Üstümüzde hala simyalar var. Yang sınırına geldiğimiz için burada durmak zorundayız. Nakit 134 won paramız var. Az önce 20 wonluk bir şey yaptım. Alışveriş yaptım. 20 won oraya gitti. Üstümüzde hani 150 won falan para var diyebiliriz. Kaba taslak. Buradan gelen paralar hariç. Daha sonrasında şunlardan gelecek para var. Bunları açacağız birlikte. Hatta bir bakalım. Bunların piyasası bir ara düşmüştü. Bir bakalım ne alemde. Tekrar 4'e çıkmış mı? 200'lüsü 4'ten satılıyorsa belki pazara atarız. 200'ler 2.5'a düşmüş. Kendimiz alsak kâr edebilir miyiz? Hemen bakalım. Mesela şimşek çağırmaya bakalım hocam. Şimşek çağırma misilleme 5.5-6.
7.5 oluyor hemen. 8. Sonra 11, 12'ye çıkıyor. Sadece 6 sayfa var. Ruh vuruşuna bakalım hocam. Ruh vuruşu misillemesinde 7.5 falan. Biz bunu kendimiz açalım. Biz buradan kar ederiz gibi gözüküyor. Satması uzun sürer ama kar ederiz. Hatta ben onları pazardan indireyim hocam. Kitap sandığı misillemeleri. 200'lüsü 2.5 won. Şurada bir 100'lü gördüm. Onu kaça koymuş? 1'e koymuş. Avukat. Bundan bir tane 100'lüsünü alalım. 138 tanesi 1 won 9'em. Bunu da alalım hocam. 200'leri de alalım. Bunlar bize para kazandırır diye düşünüyorum. Şunu da alalım. Tamam. Bol bol kitap sandığımız var. Bunları satmak epey sürer zaten. Ama totale vurduğumuzda buradan kar ederiz diye düşünüyorum. Yeni ETP çağlarımız için çelik hazırlıyoruz. Üstümüzdeki bağlayış sunlarla bir atalım bakalım. HP Absorbe ile HP gelse bizim işimizi görür. 5 HP Absorbe ama yanında HP'si yok. 1.5K geç. 5 SP Absorbe 1000 HP. Onu da geç hocam. 1000 HP 5 HP Absorbe mecbur kalacağız. Bunu bırakalım, daha fazla zorlamayalım. Daha çünkü nereden baksan 3 tane daha falan böyle zırh yapmamız lazım. Evet, parayla para kazanmaya çalışacağımızı söylemiştik. Ufaktan denemelere başlayalım. Pazarda karanlığın sandığının 200'lüsünü 5.5'tan gördüm. 5.35'e de var hatta. Tanesi 2.800'e falan mı geliyor? Ben az önce hesaplamıştım. Bakayım, 2.750'ye geliyormuş. Gayet güzel. Buradan 5 won'u çıkartırız biz. Bir tane küpe çıksa, küpeler 3.5 won falan, 4 won civarında. Parasını bir şekilde çıkartırız. İçinden çıkan diğer işte artı 7 kolyeler falan parasını kurtarır diye düşünüyorum. Şuradan bir hemen CH atalım. Açmaya başlayalım bunları. Şöyle arkaya alalım bunu. Açmaya başlayalım. Bilgi ekranında alayım ben size kenarda. İçinden çıkanları görürsünüz rahat rahat derken tıklamamışız. Aynen. Şöyle açalım. Bu arada içinden çıkan ruh kristali kolyeler de benim işime yarayacak. Onları basacağım ben. Pazarda baktım ucuzdan var mı bir şeyler diye ama maalesef en ucuzu şu an pazarda 1 won. O yüzden buradan çıkacak o kolyeler de bizim işimize yarar. Şimdiye kadar chatte bir şey göremedim. Envanterde olsun. Tekrar bakarız. Böyle devam edelim. Pala falan dedi ama dur bakayım. Şöyle bir göz gezdirelim. Artı 5'ler falan. Bunlar çöp. Keza bunlar da çöp. Bakıyorum. Bir tane zümrüt küpeyi almışız bile. Bu zaten 3.5-4 won. Parasını geri verdi bize. Gayet temiz abi. Şunu şuraya ayıralım. Çer çöpleri Adartu'ya vereyim. Pete yedirelim. Ondan sonra devam edelim. Kaç sandığımız kalmış? Nereye koyduk? Daha 114 sandık var. Süper. Buradan şimdiden kar ettik diyebiliriz. Pazarı da şöyle göstereyim. Simyalarımızın bayağı bir kısmını satmışız. Yakutlar 4.70'ten duruyor. Bir süre bu fiyata tutacağım. Diğerleri yüksek fiyattan yazdım. Piyasa üstüne yazdım. Gittiler. Muhtemelen sıra bunlara da gelir. Yangı çekmeyeceğim pazardan. Bu şekilde dursun. Küpeyi 4 won'a koydum. Emsalleri 3 tane falan 3.5'a var. Ama sıra bize gelir. Dediğim gibi. 4'ten bunu saydığımız zaman 3, 6, 9, 30 M'den de bu gözyaşı kolyelerin artı 7'sini atıyoruz abi. Bir won da buradan geliyor. Sandıklar kendini kurtarmış oluyor. Bunlar da yanında bonus olarak gelenler. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi bir bakalım. Bir daha almaya değer mi? Ufaktan bir tekrar bir düşünelim. Sandıklar. Karanlığın sandığı. Gel bakalım. 200'lüsü 5.5 olmuş. Biz 5.35'ten almıştık. Parasını çıkarttık. Tekrar girmeye değer mi? Vallahi bana bir tane şundan lazımdı. Bunu çıkarttık. Üstüne parayı kurtardık. Bence fazla riske girmeyelim değil mi? Uğraşmayalım daha fazla biz bununla. Bunu burada bırakalım. Acaba şu sandığı pazara atan var mıdır? Yoktur. Çünkü kimse gidip katakomb kesmekle uğraşmıyor doğal olarak. Atımızın level atlama zamanı geldi. 28 level şu an. 29'u atlatacağız. Üstümüzde epey bir neydi bunun adı? At yemi var. 234 tane olmuş. Bu arada envanteri gördünüz. Spoiler oldu. Zodiac dönmeye başladık. Onu da ilerleyen bölümlerde gösteririm size. Şöyle bir 29'da deneyelim bakalım. Maalesef yükseltilemedi. Tekrar deneyelim. Yine yükseltilemedi ama böyle yaparsan olmaz ki. Tekrar deneyelim. Yine yükseltilemedi. Çok iyi. Bu arada tabii bizim at yemlerini yiyor. Bu da kötü tabii ki. Yine yükseltilemedi. Kaç oldu bu üst üste ya? Kardeşim bu neymiş böyle? 1, 2, 3, 4. Beşinciyi deneyebiliyor muyuz? Deneyemiyoruz. Çünkü hepsini harcadık.
Ne zor şeymiş bunu yükseltmek ya. Bir de mahsus biriktirdim yani 200 küsür tane vardı. Neyse sağlık olsun. Biriktirmeye devam ettikçe bunları yükseltiriz. Karakterinde atını kasmaya devam ediyoruz işte. Dostlar, uzunca bir Zodiac macerasının sonrasında karşınızdayım. Şimdi bu gördüğünüz 8 karakterde de toplamda yanılmıyorsam 17-18 tur attık. Bu 18 turun sandıklarını hem beraber açacağız hem de bu Zodiac'a nasıl başladık, nereden esti, hangi itemlerle yapıyoruz gibi soruların cevaplarını video ilerledikçe size ufak ufak vereceğim. Bu arada ilk turlarım olduğu için yani daha yeni yeni elimi alıştırdığım için çok fazla kayıt almadım. Sadece bir tane kayıt var. Onda da maalesef şeyi bulamadık. Tezgahı bulamadık. Tezgahı bol bol ilk başladığımızda, gece başladığımda güzel bulmaya başlamıştım. Ama maalesef sonrasında şanssızlık üstümüze çöktü. Bayağı bir misplay yaptık. Hem benim hatalarım, işte acemilik, bazen de şanssızlık derken ortalamanın üstü diyebileceğimiz. Hani süper değil ama kötü de değil. Ortalamanın üstü bir performansla Zodiac günümüzü bitirdik diyebiliriz bugünlük. Bugün pazar günü yaklaşık 6 saat Zodiac döndük. En sonunda çok fazla yanlış bulunca hani tezgahı açamayınca. Tezgah dediğimde bu arada kelime aklıma gelmedi. Var ya orada vendor İngilizcesi geldi, Türkçesi gelmedi aklıma. Neyse siz anladınız beni. Şu sandıkları açarak başlayalım. Daha sonrasında kırmızı Zodiac sandıklarını bir çarda toplarız. Kaç tane çıkartmışız bunlardan? Onların hesabını yaparız. Şöyle başlayalım. Bunlardan bol bol yay çıkartmak istiyoruz. Yaylar şu anda bir bomdan pazarda satılıyor gibi gözüküyor. Bol bol kuşak çıkıyor. Bir tane yelpaze geldi. Şöyle açmaya devam edelim. Güzel. Kuşak çıkması her zaman iyidir abi. Kuşak iyidir. Yelpazeye bakalım. 6 beceri. Çöp. Şöyle bir bakıyorum. Aynen. Bir sürü üzerimize kuşak geldi. Bunları üste atacağız. Merak etmeyin. Önce diğer karakterlerdeki sandıkları da açalım. Ondan sonra bunları tek tek üste atacağız. Geçtik şamanımıza. Şamanımızdaki sandıkları da açalım. Küreyle başladık. Bir tane Zodiac bıçak geldi. Sura silahı. Güzel. Şöyle devam edelim. Yüksek ortalamalı bir şey yakalarsak gerçekten burada bayram havası eser. Bakalım. Maalesef 14 ortalama. Hemen diğer karaktere geçelim. Karakterimiz henüz yeni. Skill'lerinden de anlamışsınızdır zaten. İleride başka bir projede kullanacağız. Ama bize acilen Zodiac'ta grubu 8'lemek için karakter lazımdı. O yüzden onu hemen 75 level'a kastık. Şöyle sandıklarını açalım. Bakalım içinden neler alıyoruz. Kuşaklar geliyor. Her zamanki gibi. Dikey alan dedi. Şunları şöyle yapayım. Hemen açmaya devam edelim. Pot ve dönüşüm küresi yerine her zaman kuşak görmeyi tercih ederim abi. Çok güzel. Çok güzel kuşak çıkarttık. Devam. Geçtik bir diğer karakterimize. Bunda da 17 tane sandığımız var. Şöyle devam edelim. Hançer geldi bir tane. Keşke yay olsaydı. Kuşaklar her zamanki gibi. Devam edelim hocam. Hançere bakalım. Var mı bir sürpriz? Maalesef 5 ortalama. Hemen devam ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi grubu 8'lemek için normalde mavi bayraklı olan pazar çarımı sarıya geçirip üstüne bir de level kastırmak zorunda kaldım. Bunda da 16 tane sandığımız varmış. Şöyle bir açalım bakalım. Zodiac kıyafeti, yanılmıyorsam şaman zırhı. Bakayım. Yok, ninja zırhıymış. Okey. Yine kuşaklar biriksin. Hemen diğer karaktere geçelim. Geçtik suramıza. Şunları da açalım hemen. Bir tane pençe geldi. Zodiac pençesi. Bir kılıç geldi. Bir pençe daha. Bak bu karakter şanslı gözüküyor. Silah çıkarttı hemen. Envanter çorba oldu ama henüz envanterlerini açmadığım için böyle olması normal. Biraz sıkışacağız. İdare edersiniz artık. Son sandığı da açtık. Kılıca bakalım. 2 ortalama. Pençeye bakalım. 7 ortalama. 57 olsaydı burada çığlık atardık herhalde. Arkada bir tane de var. Bu da -13'müş. 8 beceriymiş. Tamamdır. Hemen diğer karaktere geçiyorum. Geldik ninjamıza. Şöyle ninjamızda da 17 tane sandığımız var. Yelpaze ile başladık. Güzel. Yine envanter sıkıntısı. Keşke biraz düzenleyip getirseydim ama artık geçti. Şöyle yapalım.
Bir pençe, pardon. Bir tane hançer çıkardık. Yay geldi, güzel. Direkt bir von şu an bu yaydan aldık. Şunları atayım. Daha sonra alırım belki. 14 sandık. Bir tane orak geldi. 11 ortalama. Bunları atıyorum. Böyle yapalım. Yaya bakalım. Yay 10 beceriymiş. Hançer 4 ortalama. Kalan sandıkları da açalım. Tekrar kontrol edelim. Var mı kaçırdığımız bir şey? Hayır. Ön sayfada da bir tane yelpaze var. 4 becerili. Tamam. Ben şimdi hemen bir kez daha kontrol edeyim. Eksik kalan bir şey var mı? Ondan sonra kuşakları üstüne atalım. Büyülü silah surumuzdaki sandıkları açmayı unutmuşuz. Hemen şunları da açalım. Bundan bol bol pot çıktı. Pek de şansı yok galiba bu karakterin. Aynen. Çok iyi bir performans sergilemedi diyebiliriz. Sıra geldi şimdi kuşakları yukarı atmaya. Ne yapıyorduk burada? Kombinasyon muydu? Aynen. Ne atalım yukarıya? Güzel böyle bildiğim kuşaklardan Wu mu atsak? Hadi Wu atalım. Adartu'dan maalesef kuşak çıkartamadık. Depomuzda bir tane yıl dönüm vardı. Onu 5'likten 10'a attık. Şimdi yan karakterlere geçelim. Üste atmaya devam edelim. Şamanımızda da sadece bir tane 10 emiş Zuban'da yapabildik. Bu da altyapı niyetine dursun. Bir sonraki turda onu üste atacak kadar malzeme kasarız herhalde. Hemen diğer karaktere geçiyorum. İlginçtir. Savaşçıda bir tane üste atma şansımız var. Şu Zuban'ını bir yukarı atalım. Belki şöyle bir 19 falan gelirse yanılmıyorsam 5-6 won civarından satılıyor 19'lar. Bakalım abi şöyle şansımıza buradan bir kuşak çıkarttık. Fena olmadı diyebiliriz. 18 demiş. Yakın. Yakın. Gerçekten yakın. Güzel. Bunu da makul fiyattan pazara atarız. Kenara alalım hemen. Evet. Pazar çarımızda da bir tane 2 onluğu üste vurma şansımız var. Şöyle vuralım. Maalesef olmadı. Elimizde başka kuşağımız var mı? Şimdilik yok. 10 emiş bir tane altyapı yaptık. İlerleyen günlerde bunu mutlaka üste atarız. Şimdi bütün karakterlerdeki sandukaları, satılacak tüm malzemeleri pazar çarına bir toplayalım. Bakalım bunca saat Zodyak Tapınağı'nda cebelleşmenin sonunda ne kadar vol çıkarabilmişiz buradan. Aslatın bir kısmını topladım artık. Envanterler çorba olduğu için diğerlerini üstüme alamadım. Şunlara falan hesaba katmayacağım şimdilik. Element çiçeklerinin mesela 200 tanesi 50 M'den satılıyor. Onları da katmayacağım. İnce hesabı daha sonra yaparız. Sadece sandukalardan gelen parayı göstermek istiyorum ben size. Sandukalar 1.25'ten satılıyor. Ortalama şu anda düşebilir, yükselebilir. O tamamen şansa bağlı. Bizim piyasanın gidişatına bağlı. Elimizde bir tane yay var. Bunların hepsini koyduğumuz zaman aşağı yukarı burada 45 wonluk bir hasılatımız var. Sanduka, yay ve bir karaktere çıkmıştı. Şu karaktere çıkan 18'eymiş. Üste atmalık kuşakta eklersek eğer o civarda bir para yapıyor. Bence gayet güzel. Bu arada içimden geldi. Şunu 5 efsun yaptım. Şurada karakterler yeni kasıldığı için bağlı efsunlarımız var. Şansımızı deneyelim. 23 ortalama. 9 ortalama. 49 olsaydın ya sen. 14. 9. 4. Diğer karakterlerde de var birkaç tane. Onlardan da atalım. Böyle bir niyeyse sanki bir şey gelecekmiş gibi gösteriyor. Yani öyle bir his verdi bana. Şöyle atmaya devam edelim. Eksi 1 ortalama. Yine eksi 1 ortalama. Nasıl ya? 13. 2. Eksi 3. Ben mesajı aldım. Şu karakterde de olması lazım. Ondan da atalım hemen. ETP karakterlerimizde kalan bir iki tane şöyle efsunumuz olabilir. Bunlara da atalım bakalım. 4 ortalama 4 beceri getirdik. Tekrar attım. 14 ortalama geldi. Depoya atalım. Devam edelim bunları efsunlamaya. Devam edelim elimizdeki bağlı efsunları yayımıza atmaya. Hiç belli olmaz. Bir anda bir sürprizle karşılaşabiliriz. 12 ortalama. Hadi be abi. Yani 30 üstü göstersen bari yani. Şöyle bir 35. 35'in yanına şöyle bir 10 dirici koysan yalandan. Ne güzel olur. Hemen pazarı göstereceğim size şöyle. Sandukalar ikinci sayfadaydı. Hepsi satılmış. Ben geçtiğimiz pazar günü uzun süre böyle bir Zodyak dönmüştüm. 35 paket kadar falan vardı galiba. Kayıttan bakarım. Hatta siz zaten görmüşsünüzdür. Toplamda sadece sandukalardan ve işte şeyden
Bir de kuşak vardı burada. Atmalık kuşak 18 demiş. 4.65'ten falan da onu sattık. 74 won won olarak, 11 won da yang olarak bir paramız var. Şunu bir üstümüze alalım. Bunu hemen şeye dönüştüremeyeceğim maalesef. Won'a dönüştüremeyeceğim çünkü Zodiac dönerken biliyorsunuz yang lazım oluyor. Ben gideyim şu parayı bir dağıtayım karakterlere. Bugün salı gecesi, çarşamba saat 12 olduğunda hemen şimşekli zodyağımıza dönmeye devam edeceğiz. Üstümüzde kalan eşyalar ıvır zıvır, şu pençeleri falan 5M'den falan atıyorum. Hançerler 45-50M civarından satılıyor. Ya ise şöyle göstereyim. Birkaç tane Efsun'da denemiştim ben buna. İşe getiremeyince bıraktım böyle. 1.44'ten falan 5 Efsun'lusu pazarda duruyor. Muhtemelen satılır. Satılmazsa bir ona indiririz. Önemli değil. Fiyatlar gidişat bu şekilde. Şunları deniyorum pazarda satmayı. Karizma ve ilhamları. Bakalım eğer bunlar da satılabilen eşyalarsa, hızlı bir şekilde giderse bunları da dönüştürüp pazara atarız. Element çiçekleri falan 200'ünü 50M koyduk. Öyle duruyorlar yani. Gidişat bu şekilde. Ben tekrar Zodiac'a hazırlanıyorum. Çarlara yanklarını falan dağıtacağım. Ondan sonra Zodiac dönerken tekrar kayda girelim. Evet, yine aynı yerdeyiz. Yine Zodiac'tan döndük ama bu sefer çarşamba günün turlarını bitirdik. Bir önceki kayıt pazar gününün kaydıydı. Bugün çarşambayı bitirdik. Toplamda 20 tur atmışız. Bunun 13'ünde tüccarı bulmayı başarmışız. Gayet güzel bir oran diyebilirim. Beni tatmin etti açıkçası. Şöyle göstereyim sanduka hasılatımızı. 226 tane burada. Geri kalan da burada. 46 paketlik bir sandukamız var. Burası 60-10 falan yapıyor zaten. Hani şu sıralar 1.30'dan gidiyor. Bazen düşüyor fiyatı ama bakalım kaçtan satacağız. 46 paket bir Zodiac sandukası kasmışız. Bunun üzerine daha açacağımız sandıklarımız var. Bakın burada. Bu arada aklınıza takılacağını biliyorum. Şimdiden söyleyeyim. Bazı karakterlerde sandık sayısı tam değil. Bunun da sebebi ben hala Zodiac'a biraz acemi olduğum için bazen işte çağlardan birini kaldırmayı unutuyorum. Ya da oyunun hatası sebebiyle klan çöküyor, tekrar giriş yapamıyorum. Onlar eksik kalıyorlar. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Hani bazen 8 çarla çıkmaktansa 7 çarla 6 çarla çıktığım oluyor maalesef. Şöyle açmaya başlayalım. 2 alan dedi hemen. Eyvah. Envanterde yer yetmeyecek galiba. Şöyle yapalım. Başlayalım bakalım. Kuşak istiyoruz. Bu sandıklardan beklentimiz bildiğiniz gibi kuşak ya da daha da önemlisi yay. Yay çok iyi oluyor gerçekten. 5 Efsun yapıyorum hemen. 1.5 ona pazara atıyorum. Tık diye gidiyor. Şöyle hemen şunu da açalım. Buradan sadece kuşak alabildik. Olsun. Birazdan bu kuşakları üste atarız. Şöyle bir kontrol edeyim. Başka bir şey çıkmamış. Envanterler çok karışık. Kusura bakmayın. 5 5'e Zodiac döndüğümüz için envanterler şu an düzenlenemeyecek durumda ama halledeceğim onları. Hemen diğer karaktere geçeyim. Geldik Adartu'ya. Hemen şuradan sandığı öne çekeyim ben. Envanter karmaşasını biraz şöyle kenara alalım. En azından açarken sıkıntı yaşamayalım. Hadi bakalım. Yay bekliyoruz. Yay ya da kuşak. Bizim için bunlar önemli. Diğerlerinin bir önemi yok açıkçası. Yelpaze geldi.
ve küre geldi. Ama kuşak sayısı fena gözükmüyor. Yelpazemiz neymiş? 7 ortalama bir beceri. Çöp. Attık gitti. Hemen yan karaktere geçelim. Devam edelim. Geçtik şamanımıza. Buradan da açalım hemen şöyle. Bir tane çan çıktı. Belki bir sürpriz vardır. Küre. Bol bol kuşak. Gayet güzel. Küreler gerçekten çöp. Hiçbir işe yaramıyor. Bir tane zodyak bıçak çıktı. Önce çana bakalım. 3 ortalama 1 beceri. Çöp. Silaha bakalım. 11 beceri. Maalesef bunun da bir ederi yok diyebilirim. İlginç şeyler ilginç fiyatlara satılabiliyor bizim sonucumuzda. Bunun haricinde bir şey çıkmamış. Hemen diğer karaktere geçelim. Evet, kurtumuza geçtik. Burada kaç tane sandık var bakayım. 19 tane de burada var. Hemen bunları da açmaya başlayalım. Bir tane yay geldi. Güzel. Çok güzel oldu. Bir zırh, iki zırh oldu. Üç zırh oldu ve bir yay daha geldi. Süper. Bu şar gerçekten çok şanslı bir açım yaptı. İki yay aldık. Burası zaten 3 won'u verdi bize direkt. İki tane yay, 3 won. Ortalamasına bakalım. 9 ortalama. 49 da olabilirdi. Bu neymiş? Bu da 6 ortalamaymış. Zırhların bir önemi yok açıkçası. Para etmiyor maalesef. Genelde yansıtmak için alıyorlar insanlar. Geçtik savaşçımıza. Burada bir savaşçımız daha var. 95'e biliyorsunuz. Yine bir zırh ve çanla başladık. Şöyle devam edelim. Bol bol kuşak çıktı. Çana bakalım. 18 ortalama. Beceri olsaydı daha iyiydi tabi. Arka sayfaya bakayım. Orada da bir şey yok. Tamam. Hemen diğer karaktere geçelim. Geldik 75 yıllık kara büyü sıramıza. Bunu da açalım bakalım. Hadi bakalım. Bol bol kuşak attı. Bir tane sura silahı gördüm. Sura bıçağı. Bakalım. 14 ortalamaymış. Bunun haricinde bol bol kuşak var. Başka bir şey yok. Geldik yakında ana karakterimiz olacak. Büyülü silah Sura'ya. Hemen bundaki sandıkları da açalım bakalım. Bunun şansı ne alemdeymiş. Bir yelpaze gördüm. Bir çan geldi. Hadi oğlum. Maalesef yay çıkartamadık. 24 ortalama bir yelpaze yakaladık. Çöp. Yine 18 ortalamalı. Bir tane de çan geldi. Arka sayfada bir şey var mı? Yok. Tamam. Gruptaki son karakterimiz olan ninjamızın da sandıklarını açalım birlikte. Daha sonrasında ben bu kuşakların hepsinin üstüne atacağım. En son üste giderken tabii ki kayda girerim ama bir yay daha geldi. Çok güzel. 4.5 won sadece yaylardan geldi. Tertemiz oldu diyebilirim. Yelpazeye bakalım. 2'ye 2'ymiş çöp. Sırf zaten bir şey yetmiyor demiştik. Kuşaklarımız var. Yayımız da 5 ortalama. Tamamdır. Şunu da hemen pazar çarımıza aktaralım. Daha sonrasında ben kuşakları üste atayım. Tekrar kayda gireceğim hemen. Adartu'da ilk karakterimizde şöyle bir set çıkarttım. Daha önceden bir tane yıl dönümü kuşağımız vardı, 10 emişlik. Onun yanında da 2 tane 10 emişlik zodyak kuşaklarını hazırladım. Önce şunları ikisini vurmak istiyorum açıkçası. Zu kuşağını merak ettiğim için önce bunu deneyeceğim. Güzel oldu. Şöyle bir bakalım. 11 ortalama gelmiş. Bakalım. Şekli fena değil açıkçası. Güzel görünen bir kuşak. Atmalık olarak bunu pazara atacağız. Yanılmıyorsam 4.5 won civarında şu anda. Daha sonrasında bu yıl dönümü kuşağına da değerlendirelim mutlaka. Arkada falan bir emişlik kuşaklarımız kalmış ama şöyle bir bakayım, çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Şamandan da bir tane üste gitme şansı yakaladık. Bu sefer de Zu bandı değil de Shen bandını deneyelim bakalım. Maalesef olmadı. Üstümüzde başka kuşak var mı diye bakıyorum. Bir beşlik var. Bir beşlik de burada varmış. Hadi bakalım. Son bir şansımız daha olabilir. 5-5'e geçirirsek. Güzel. Bir onluk daha geldi. Tekrar deneyeceğiz hocam. Vurdum. Yine olmadı maalesef. Nasip de yoksa yapacak bir şey yok. Şöyle bir arkaya bakayım. Aynen, arkada da yok. Maalesef kurttan bir şey çıkartamadık. Şöyle göstereyim olayları. Paso olmadı dedi yani. Çok fazla yaktı. Z bandını üste atmaya gidiyordum ama maalesef başaramadık. Ara büyü sıramız epey şanslı çıktı kuşak konusunda. İnşallah bunu üste atarken de korur. Elimizde 3 tane 10 emiş var. Arkaya tekrar kontrol edeyim. Arkada bir tane 1 emiş kalmış. Onu şu an üste götüremeyiz. Hangisini seçelim? Z'ye baktık. Wu'ya baktık. Yine bakmadık. Hadi yeniden gidelim bu sefer. İlk denememizde güzel. Üste atmış olduk. Hemen bir bakalım. 14 emiş. Tamam. Bu da atmalık fiyatına 4.5 won civarına gidebilecek bir kuşak. Üzerinde kaplan desenli falan. Fena değil görüntüsü. Evet. Pazar çarımızda da bir tane deneme şansımız var. Şöyle hemen kombinasyon. Yin bandını üste atalım bakalım. Buradan da bir kuşak alabilecek miyiz? Aldık. Tertemiz oldu ya bugün. Bugün güzel para kazandık diyebilirim. Bakalım
Bu da 11'eymiş geldi. Olsun. Atmalık fiyatına 4,5 bondan satar geçeriz. Geldik suramıza. Suramızda da birkaç deneme şansımız var galiba. Tam şey yapamadım onu. Şurada bir tane kral kuşağımız var. 10'eymiş. Şurada da bir Chen var. Şöyle bir vuralım. Maalesef olmadı. Bir tane de Shen var. Bunu deneyelim. Güzel. Bu geçti. Kaç gelmiş? 14'eymiş. Bir atmalık kuşak da buradan geldi hocam. Ninja karakterimizde de bir tane deneme şansımız var. Bununla da Wu kuşağını deneyeceğiz. Üste. Bakalım geliyor mu? Geldi. Güzel. Bakalım. 17'ymişlik bir kuşak da getirmişiz buradan. Bunun şekli galiba bu standart Zodiac kuşaklar arasında benim en sevdiklerimden birisi. Sura'ya çok yakıştığını düşünüyorum bunun. Dik duran bir karakter olduğu için. Ama Ninja'da da fena değilmiş açıkçası. Evet dostlar, geldik. Gün boyunca Zodiac dönmenin bize getirisine. Elimizde çok şanslı bir şekilde 6 tane atmalık kuşağımız var. Bunları 4,5 bonlar hesapladığımızda şu an bize 27 bon para getiriyor. Sadece kuşaklar. 3 tane Zodiac yayımız var. Bunları ben hemen elimde olan efsunlarla 3 kuruşluk yani bağlı efsunlarla 5 efsun yapacağım. 5 efsun hali 1,5 bon ediyor. 3 tanesi 4,5 bon. Son olarak da şurada göstermiştim. Biri burada, 45 tanesi de burada. Şu 26'lık paketi saymıyorum. 46 paket sandukamız var. Buradan da bize tanesi 1.35'ten 62 won gelecek. Toplama vurduğumuzda ise bunların hepsini yaklaşık 93.5 won para kasmışız bugün. Tertemiz. Verdiğimiz emeğin hakkını aldık diyebilirim. Ben öyle düşünüyorum. Şu ana kadar bu seride yaptığım en keyifli farm. Hani getirisi için söylemiyorum. Hem oyun keyfi hem de tabii ki getirisi için sonuçta emek veriyorsunuz. Karşılığını almak istiyorsunuz. En güzel farm buydu diyebilirim. Ben sevdim. Sura'ya geçeceğimizi daha önce söylemiştim muhtemelen. Sura'ya geçiş işlemlerini tamamen Zodiac üzerinden yapacağım. Yani burada gördüğünüz bu Sura şampiyona kasılacak ve bütün itemleri 7 gün boyunca ya da 5 gün boyunca bütün portalları dönebilecek seviyede olması için elimden geleni yapacağım. Belki ilk aşamada sadece 4 portal döneriz ama daha sonrasındaki amacım bütün portalları dönmek. Kendime oyunda yeni bir hedef buldum diyebilirim. Oyundaki bütün Zodiac portallarını dönmek istiyorum. Ben şu pazar işlemlerini bir halledeyim. Ondan sonra diğer kayıtlarla birlikte devam ederiz. Şöyle pazarı aktif etmeden size de göstereyim. Artık yank limitine takıldığımız için daha fazla dolduramıyorum. Sandukalarımız 46 paket 1.35'ten koydum. Bakalım giderse gider. Daha sonrasında atmalık kuşakları dizdim. Envanterimiz zaten satılacak eşyalarla dolu. Yayları koymak için şeyi beklememiz gerekiyor. Nedir onun adı? Şunların satılmasını beklememiz gerekiyor. Ki yank sınırının altına girsin. Ondan sonra koyalım. Ya da şöyle yapalım. Normalde 1.5'tan koyamıyoruz ama won olarak koyabiliriz. En azından üzerimizde yer işgal etmemesi adına. Şöyle 2 won'dan atalım. Belki bir sürpriz olur. 2 won'dan satarız bilmiyorum. Denemiş oluruz böylece. Koymayı unuttuğum başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Zaten limitteyiz. Pazarımızı açalım. Güzel. İlk defa temiz bir farmdan sonra büyük bir pazar kurmuş olduk. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar, canlı yayındayız şu an YouTube'da. Chat falan yok ekranda ama size kısa bir özet geçeyim. Dombili Osman chatte geldi, bir teklif verdi. Dedi ki ben finallere kadar kardeşim çıkıyorum oyundan. Allah'a emanet ol. Benim dedi bir tane petim var. Tip 8 Alastor. 105 level'a kasılmış, hazır. Bir de böyle bir kuşağım var dedi. Sana kuşak da lazımmış. Sen bu kuşağı benden al. Bu petle beraber kuşağa 300, Alastor'a 200 won sayalım dedi. Toplamda 500 won olsun. Ben bir ay sonra finallerimden döndüğümde paramı alayım senden dedi. Bakın burada da yazdığı gibi kuşak 300, Alastor 200. Takipçim olduğun için sana veriyorum diyor. Arkadaş böyle bir karar verdi. Biz de dedik ki tamam, borç yiğidin kamçısıdır. Alalım. Zaten artık farmımıza başladık. Geri geldiği zaman arkadaş okulundan ona parasını vereceğiz. Anlaşma bu şekilde. Kabule bastım. Bakalım ne olacak. Vallahi aldık. Şimdi kuşağı bir taktık. Yani şu kuşağı almak için kaç takla attığımı bir ben biliyorum, bir Allah biliyor, bir de yanımdaki Discord'daki arkadaşlar biliyor. Oraya girmeyelim. Şu pete bakacağım ben bir. Bu galiba herhalde bayağı iyi bir pet. Kardeşim tip 8 mi bu gerçekten? Osman gidip şimdi baksam şeyden ayıp olmaz değil mi sana? Tipi kaçmış diye. Bir bakalım. Hem kayda da koyarız. Ver kardeşim sopayı. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, prizmatik yavrum benim o. İyi bak o yavruma diyor. Vay be. Pet'in oranlarına baksan anlarsın diyor. Kıskanma kardeşim. Bak Burak kardeşim, niye kıskanıyorsun aldığın pet'i? Oranlarına baksan anlarsın falan diye laf atıyor bana orada. Ben böyle görmek istiyorum kardeşim. Bak adam yazıyor burada. Ne yazıyor? Bak marketten aldığın sopadan. Bak şimdi bak. Basıyorsun. Tip 8 prizmatik diyor. Anlıyor musun? Yani bunu görmek için geldim ben buraya. Kardeşim bana hem çok büyük bir iyilik yaptın,
Hem de çok büyük bir kazık attın. Yaptığın iyilik şu. Bir vuruşta beni iki tane beladan kurtardın. Kuşağı ve Pet'i getirdin. Tamam mı? Kötülüğün de şu. Şimdi önümüzdeki bir ay boyunca benim sırtımda buzdolabı varmış gibi ben amele gibi farm yapacağım. Orç yiğidin kamçısı dedik bir kere. Dostlar uzun süredir üzerimizdeki eşyalara kahraman atmayı düşünüyordum ama bir türlü fırsat gelmiyordu. Bir sürü eksiğimiz olduğu için onlara fırsat bulamıyorduk. Karakterimizin üzerinde bir veynimiz vardı. 3 günü kalmış. Bununla ara sıra ben farm yapmadığım günlerde otomatiğe bırakıyordum. Kahraman setleri kastığımız yerde, elementer dünyada. Üzerimde birer denemelik, hatta kaskı 2 defa denemelik parça birikti. Şunları bir deneyelim. Üzerimizdeki zırhı maalesef deneyemeyeceğiz. Çünkü ben zırhı aldığım zaman ruha bağlamıştım, unutmuşum. Şu kaskı deneyelim. Eğer kaskı ve silahı şans işte kendimiz atabilirsek muhtemelen benim veynim bitecek. Ben sürekli zodyak dönüyorum. Tekrar set kasamayacağım. Onu da muhtemelen Emrah Erdem Reis'e attırırız. Buradaki amacımız tamamen şeyden düşmek. Masraftan düşmek. Eğer kendimiz elimizdeki parçalara denk getirebilirsek. Şöyle bir deneyelim bakalım. Güzel, kaska tek attık. Diğerine zaten gayamız kalmamış. 5-10'dan 1000 gayamızı aldık. Şu silahı da bir deneyelim. Dediğim gibi zırh ruha bağlı olduğu için deneyemeyeceğiz. Silahımızı da deneyelim. Bunun zaten tek deneme hakkımız var. Tek atarsak tadından yenmez gerçekten. Vallahi tek attık. Şans bugün bizden yana. Zırhı hemen ruhtan çıkaralım. 3 gün sonra eğer kendimiz otomatiği bırakamazsak bonzamızla beraber. Bunun da zaten son 3 gün 22 saati kalmış. Bugün zodyak günü, pazar günü sabaha kadar zodyak döneceğiz. Emrah Reis'e kahramanımızı attırırız. Tek bir parça itemimiz kaldı, o da zırh. Arkadaşlar yine bir zodyak gününün sonundan kayda girdim. Şöyle söyleyeyim size. Üzerimizde 80 ve 83 bon civarında bir sanduka var. Bu kadar sanduka diğer karakterlerin tamamında var. Onlardan bahsediyorum. Hepsini bu sefer toplamadım. Envanterler karmakarışık yine. Ben hemen şu üzerimizdeki sandıkları, altın zodyak sandıklarını açarak şöyle bir başlayalım. Biliyorsunuz bu bölümlerde ise komple zodyak yaptık. Çünkü çarı artık zodyak hazırladık. Tılsımlarını aldık. Dönebildiğimiz kadar portalları dönüyoruz. Elimizde toplamda tüm karakterlerdekileri hesapladığımızda 314 tane altın zodyak sandığı var. Şöyle açmaya başlayalım. Bol bol kuşak, bol bol yay istiyoruz. Bakalım. Bir tane kılıç geldi. Kılıçlar da bir wondan gidiyormuş bu arada. Envanteri ayarlayalım. Açmaya devam edelim. Şöyle açmaya devam edelim. Bol bol kuşak gelsin. Kuşaktan yana hiçbir şekilde şikayetim yok. Çünkü geçen sefer neredeyse gelirin çok daha büyük bir kısmı kuşaklardan gelmişti. Şöyle bir bakalım. Bir tane kılıcımız var. Eksi 3 ortalama maalesef. Şunu atalım. Bir işimize yaramayacak. Bol bol kuşağımız var. Yelpaze 21 ortalama. Bunu da atalım. Daha sonrasında başka bir zamazingo var mı diye bakıyorum. Arkalara giden. Yok. Tamamdır. Hemen yan karakterlerden de sandıkları açmaya devam ederim. 314 tane sandık az değil. Pazar kurma işini bitirdim. Tabii ki size de göstermem lazım. Üzerimde pazara koyamadığım onlarca eşyam var ama artık yerimiz kalmadı. Onun için yeni bir pazar açacağız yan karakterde. Şöyle göstereyim. Burada 73 tane sanduka ve yanında da işte 7 tane de atmalık kuşağımız var. Atmalık kuşakların fiyatları düşmüş. 4 won'a kadar indirmişler. Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Buradakilerin hepsi toplamda 115 wonluk bir pazar yapıyor. Hepsi satıldığı dairede. Sandukalarda oldukça gerideyiz. 35. sayfalara kadar düştük. Çünkü çok kasiyerleşme dönmüş. 1 wona kadar fiyatları indirmişler. Yapacak bir şey yok. Elbette sıra bize gelecektir. Biz sadece çarşamba ve pazar dönmüyoruz. Neredeyse haftanın her gününü bir portalla değerlendirebildiğimiz için elimizde bol bol stoğumuz var. Eğer fiyatlar yükselmezse ben de aynı şekilde bir wondan satmaya başlayacağım diyebilirim. Ama ilk gün için şöyle bir deneyelim bakalım. Bakarsınız sıra bize gelir de boşu boşuna bir wona düşürmüş olmayız. Kaya işini çözdük. Bir kere daha deneyeceğiz. Geçti geçti geçmedi. Bize 25 wonluk bir masraf olacak bu. Umarım buna geçirip de kurtuluruz artık. Şöyle bir atalım. Maalesef olmadı. Ben bir Emrah Reis'e PM atayım bakalım. Oyundaysa gece biraz saat geç oldu ama yakalayabilirsem halledelim bunu. Evet, Emrah Reis'e zırhımızı şöyle teslim ediyoruz. Bakalım inşallah onu da çok yormadan kolayca geçiririz de fazla masraf etmeyiz. Bugün günlerden çarşamba, bakım yeni bitti. Hemen
zırhımızın işini bitirip Zodda'ya gitmemiz lazım. Farm yapmamız lazım. Borcumuz çok. Yaklaşık 250 won kadarını kastık. Bir 250 won daha kasmamız lazım. Borcumuzu verdikten sonrası kafamız rahat. İstediğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz yine. Reis sağ olsun fiyat kırmaya çalışıyor. Hatta ücretsiz yapmaya çalışıyor ama öyle bir şey yok hocam. Herkes evini karşılığında alacak. 20 olur max. Peki tamam. 20 won dedi. Eyvallah. Şöyle zırhımızı alalım. Son parçamızı da taktığımıza göre kahraman setimiz tamamlandı. Buradan 5 canavar 1500 HP. Gayet güzel. Dostlar böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Eski takipçiler bilir bizim video sonundaki konuşmalarımız meşhurdur. Yine onlardan birini yapacağım kısaca. Birçoğunuz soruyorsunuz yorumlarda. Sağ olun, teşekkür ederim. Discord'dan da yazıyorsunuz niye düzenli video gelmiyor diye. Arkadaşlar artık bu sunucuda bu karakterle içerik çıkartmakta zorlandığım için çıkaramadığım için video atmıyordum. Şöyle bir şeye karar verdim. Bu savaşçıdan Sura'ya taşınma meselesini bitirdikten sonra ya da bitirmeden artık hangisi ne zaman müsait olursa muhtemelen yan bir karakter açıp oradan ufaktan bir şeyler yaparak içerik çıkartmaya çalışacağım. Bunun da sebebini az çok tahmin ediyorsunuz. Eğer oyunda mesela atıyorum bu videoda gördünüz iki parça item aldık. Birisi kuşağımız, diğeri de petimiz. 510 para verdik bunlara. Bunların borcunu ödemek için bizim en az 5 gün 6-7 saat farm etmemiz lazım Zodiac'ta. Günde 90 won 100 won falan kasıp borcumuzu ödememiz lazım. Durum böyle olunca oyunda geçiren süre artıyor ama oyunda geçirdiğiniz süreyi içeriye dönüştüremiyorsunuz. Çok fazla kafanızı ütülemeyeceğim. Durum bunlar ibaret. Ben de seviyorum video atmayı. Ben de istiyorum ama şartlar bunu gerektirdiği zaman böyle oluyor maalesef. Sağ olun, var olun. Bunca düzensiz video atımına rağmen hala takiptesiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah'tan bir kahır ya da bir dert tasa gelmezse atmaya devam edeceğiz bakalım videolarımızı. Savaşçının artık son günlerindeyiz. Artık hatta belki de son ayındayız diyebilirim. Savaşçıyı bitireceğiz. Ondan sonra Sura'ya geçip kafamız rahat bir şekilde oyunun diğer içeriklerine. Ben Yohara'yı çok merak ediyorum. Yohara'ya efendime söyleyeyim diğer savaşçı ile gidemediğimiz yerlere falan büyülü silah Sura'mızı götürüp orada oyunun keyfini çıkartmaya çalışacağız. Bu savaşçıyı da muhtemelen nasıl desem size otomatik av farmlarından birine bırakmak istiyorum. Ama hangisine nereye nasıl bırakırım henüz bir fikrim yok. Sizin bir fikriniz ya da öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.